yapacaktık. Yılları asırlara taşıyacaktık. Hani mutluluklara koşacaktık. Söyleyin böyle mi olacaktı? Böyle mi olacaktı? Böyle mi olacaktı? Tanrım günahımız neydi? Böyle mi olacaktı? Böyle mi olacaktı? Tanrım suçumuz neydi? Gebereceksin kaltak. Kocana söylemiştim. Kana kan demiştim. Duydun mu beni? Gebereceksin. Birazdan gebereceksin. Gebereceksin! Allah cezası! Yaktın ulan beni! Lanet olsun! Hey kaçma! Gel buraya! Hanımefendi iyi misiniz? Polis çağırayım mı? Yavaş. Bu Şebnem iyice azattı Yılmaz abi. Artık aileme zarar vermeye başladı. Onu bir şekilde durdurmalıyız. Kadın şeytan gibi beyim. Beyin ne zaman yapacağı hiç belli değil. Mutlaka onun yerini bulacaksın Yılmaz abi. Yılanın deliğine girse de bulacaksın. Şükran'ın yanında çalışan bir adam vardı. Muhasebecisi miydi neydi? Onu bulabilirim. Belki o Şebnem'in yerini biliyordur. Hemen onu bana bul Yılmaz abi. Bir an önce şu kadından kurtulmamız lazım. Tamam bey. Artık ailemizin bir arada olması gerekmiyor mu? Bak babam da iyileşmeye başladı. Şu anda birbirimize en çok ihtiyaç duyduğumuz dönem. Bak kızım, Ömer doğru söylüyor. Git konuş Murat'la ya. Bu ayıp bir şey değil ki ya. Herkes hata yapabilir. Murat kadar en az senin de hataların var. Bunları konuşup halledebilirsiniz. Tamam baba, konuşacağım. Ha şöyle ya. Söyle bakalım Yasin. Şebnem nerede saklanıyor? Abi vallahi benim Şebnem'den haberim yok. Yalan söyleme lan. Nerede saklanıyor Şebnem söyle. Abi vallahi yemin ederim bilmiyorum. Arada sırada Şükran ablaya gelirdi o kadar. Ben gebertirim ulan seni. Öldürürüm lan. Konuş lan. Nerede saklanıyor söyle. Abi kimse yerini bilmiyor. Sadece bir otelde kaldığını biliyoruz. Hepsi bu. Vallahi yalan söyleme. Hepiniz onunla işbirliği yapıyorsunuz. Konuş lan. Babanı benim kötü olduğumu söyleyerek kandırmış olabilirsin. Ama şunu unutma ki sen de sütten çıkmış ak kaşık değilsin. Babanı ne kadar çok sevdiğimi biliyordum. Seni reddettiğim için bütün nefretim. Yeter. Senin iğrenç yalanlarını dinleyecek değilim. Hadi baba çıkalım. Gerçekleri duymaktan her zaman kaçtın. Ama test sonuçlarını aldığın zaman bu gerçekten kaçamayacaksın Umut Tuna. Bana yaptıklarının hesabını vereceksin. Hadi baba çıkalım. Yusuf, kendine dikkat et. Oğlum dediğin adam her an seni sırtından bıçaklayabilir. Ulan şimdi seni... Umut yapma. Ne oldu kızım? Suratından düşen bin parça? Yok bir şey baba. Murat'ı görmeye gitmiş. Anne. Aa, ne var bunda canım? Baban o senin. Bir de onu dinle bakalım. Murat'la şu bakıcı kadın pek çok samimilermiş. Ayşe aralarında bir şey olduğunu düşünüyor. Yok deve. Ya o kız Murat'ın bakıcısı değil mi ya? Evde tek başına sakat bir adam. Siz bakmazsanız tabii ki birileri bakacak ona. Baba. İyi misin baba? Baba. O gece uçağın düştüğünü hatırlıyorum. Tamam baba. Hepsi geçti. Uçağın kontrolünü siz alın lütfen. Uçağın kontrolü bende. Hemen inmek istiyorum. Demek kocan seni buralara kapattı. Akıl hastanesinde deliler koğuşu. Defol buradan. Defol! Beni kovuyorsun demek. Oysa biz oğlumla seni ziyarete gelmiştik. Defol diyorum sana. Umut'la benim çocuğum. Defol hemşire! Sen bir delisin kızım. Bu yüzden hiçbir zaman Umut seni sevmedi. Benimle birlikte oldu. Duydun mu beni? Umut beni seviyor. Defol diyorum sana. Defol. Defol. Hemşire. Çıkarın bunu buradan. Hemşire. Sakin olun Duygu. Çıkarın. Tamam, defol geçti. Diyorum sana. Defol. Lütfen hanımefendi. Ben ne olduğunu anlayamadım. Birçok ilişkim oldu. Ama sen çok farklısın. Bence biraz birbirimizi tanımalıyız Nazan. Yani ilişkimize bir at koymak için çok erken.
Benim için zamanın bir önemi yok. Sen yanımda ol yeter. Hep seninle birlikte olayım istiyorum. Beni anlıyor musun? Anlayışlı koca rolü yapmaktan sıkıldım, bunaldım artık. Anlamıyor musun? Ben seni gözünden kıskanıyorum. Elimde değil. Bu eski kocan da olsa değişmez. Tamam. Ama burada kıskanılacak bir durum söz konusu değil Kadir. Benim kocam sensin. Yusuf'a karşı herhangi bir ilgim yok. Benimki sadece çocuğumun babası olduğu ve zor durumda olduğu için yardım etme duygusu. Hepsi bu. Sen öyle sanıyorsun. Aklın her köşesinde, düşündüğün her şeyde Yusuf var. Bu açıkça belli oluyor. Ben buna dayanamam. Benim bir gururum var. Bana bakıp Yusuf'u düşünmene daha ne kadar katlanabilirim sanıyorsun Pınar? Hoş bulmadık galiba. Biz yeni kalktık da. Ben de kahvaltı hazırlamıştım. Buyurun geçin lütfen. Murat. Hoş geldin baba. Bu ne güzel sürpriz. Belli ki iyi bir sürpriz. Geçerken şöyle bir uğrayayım dedim de. Ben üzerimi değiştirip hemen geliyorum. Ne oluyor Murat? İşler çok iyi galiba. Çok iyi baba. Doktor bir süre sonra yürüteçle yürüyebileceğini söyledi. Güzel. İnşallah en kısa zamanda ayaklarının üstüne basarsın. İnşallah baba. Bunların hepsini iyilik meleğime borçluyum. Eğer Hülya olmasaydı... Ben görevimi yapıyorum Murat Bey. Bu da beni mutlu ediyor. Kadın bağırınca yüzünün halini görmeliydin. İnan çok komikti. Hele o peşinden koşup seni çekiştirmesi. Yani 40 yılın başı bir alışverişe çıkalım dedik. Şu başımıza gelenlere bak. Sen de biraz dikkat edeceksin ama. İnsan ne kadar dikkat ederse etsin, ender gördüğü bir güzellik karşısında şaşırabiliyor. Her zaman kızları tavlamak için böyle süslü kelimeler mi kullanıyorsun? Sen de şunu iyice anla. Bir daha Yusuf'la görüşmeni istemiyorum. Onu görmeye gitmeyeceksin. Ne demek bu? Dediğimi duydun. Bir daha Yusuf'u görmeyeceksin. Peki ya görüşürsen? Ne yaparsın o zaman? Aklına gelebilecek her şeyi yaparım. Emin ol yaparım. İki böbreğiniz de iflas etmiş durumda. Allah'ım. Ama bu nasıl olur? Yani birdenbire şimdiye kadar hiçbir şikayeti yoktu. Aslında bütün belirtiler kendini göstermiş. Halbuki tedaviye çok önce başlasaydık en azından böbreklerinizdeki iltihaplanmaya engel olabilirdik. Ayrıca sağ böbreğinizde bir ödem tespit ettik. İki böbrek de çalışmadığına göre ameliyat gerekiyor, öyle değil mi? Tabii. Bir böbrek nakli yapılması şart. Pınar! Efendim? Akşam söylediklerimi unutma lütfen. Yılmaz abi. Bu bölümde davranış bozukluğu olan hastalarımız var. İlaç tedavisi ve psikoterapi ile kısa sürede kendilerini toparlayıp tekrar normal yaşamlarına dönüyorlar. Hı-hı. Buyurun. Bu hastamız buraya getirildiğinde dış dünya ile ilişkisini kesmişti. Hastanın depresyon hali hala devam ediyor ama ilk günlerdeki hırçınlığı yok. En önemlisi ailesi artık onunla iletişim kurabiliyor. Merhaba. Ben Doktor Koray. Olamaz. Vedat'la biraz ilgilenir misin? Bir yarım saat yatıp dinleneyim. Bütün gece yine uyutmadı. Gel bakalım yaramaz oğlan. Müjdemi isterim Zuhal Hanım. DNA testi sonuçlandı. Oğlunuzun babası Yusuf Tuna. Adli tıp raporlarını aldın mı? Evet, burada. İşte adli tıp raporu. Şimdi yaktım sizi Tuna ailesi. Yani şu anda kucağımda Tuna Holding'in yeni veliahtı var, öyle mi? Evet. Sonuçlara göre bu yakışıklı %99 Yusuf Tuna'nın oğlu. Löf yaptığımı sanıyorlardı ama gördüler işte. Çocuğun Yusuf'tan olduğunu öğrendiklerinde ne yapacaklar acaba? Umut rahat bir nefes almıştır artık. Ne fark eder? Yine bir ucu ona dokunuyor. Oğlu çıkmadı ama bir kardeşi oldu. Hisselere de bir ortak daha geldi. Yavaş yavaş çözülmeye başladılar. Daha bu bir şey değil. Onlarla işin bittiğinde ellerinde hiçbir şey kalmayacak. Hemen medyaya haber ver. Babalık davası hakkında önemli bir açıklama yapacağımızı söylersin. Zaferimizi onlarla da paylaşalım.
Okuldayken o kadar hayat dolu bir kızdın ki senin yüzünde hep o kocaman gülüşünle hatırlıyorum. Bu hale seni kim getirdi Duygu? Ben mutlu olmak için evlenmiştim. Kocamı sevdim. O da beni sevdi. Ama biz yapamadık. Şiddet mi kullandı? Dövdü mü seni? Hayır. O beni hiç incitmedi. O zaman burada işin ne Duygu? Belli ki bir şeyler yolunda gitmemiş. O beni fiziksel olarak incitmedi. Ama duygusal olarak çok yara aldım Koray. Ben taşıyamadım. Yoruldum. Ne oldu da böyle koyverdin kendini Duygu? Bu adam ne yaptı sana? Başka bir kadın olduğunu öğrendim. Eşimin bana ihanetini bir türlü içime sindiremedim. Ama o kadın, Zuhal çok üstüme geldi. Ben onunla baş edemedim. Tamam canım, her şey yoluna girecek. Elimden geldiğince sana yardım edeceğim. Beraber atlatacağız bunu. Buradan yüzünde o kocaman gülümsemenle ayrılacaksın. Umarım. Sen nasıl beni takip ettirirsin? Hangi hakla? Unuttun galiba. Ben senin kocanım. Nereye gittiğini bilmek benim en doğal hakkım. Ne sanıyorsun? Yusuf'la gizli gizli buluşacağımı mı? Küçük düşünüyorsun Kadir. Küçük düşünerek beni de küçültüyorsun. Ben bu kadar basit bir kadın değilim. Ben de gurursuz bir erkek değilim Pınar. Bugüne kadar kimse bana bir şey diyemedi. Bundan sonra da el aleme arkamdan laf söyletmem. Ne yaptım da sana laf getirdim? Güvenini sarsacak ne yaptım? Ben söyleyeceğimi söyledim. Ayağını denk al Pınar. Eğer Yusuf'u görmek istersen bunu sana söylerim. Gizli saklı hiçbir şey yapmam ben. Ne gizli saklı ne de açıkça. Artık Yusuf'la ilgili hiçbir şey yapmayacaksın Pınar. Anladın mı beni? Bırak annemi, ona bağıramazsın tamam mı? Elifciğim. Anne ne olur gidelim buradan. Bu evde kalmak istemiyorum artık. Babama gidelim anneciğim lütfen. Tamam canım hadi gidelim. Burcu bak kızım. Burcu, belki yanlış teşhis koydular. Başka doktora da görünse. Hayatım, en iyi hastanede bakıldım. Biliyorum ama bir türlü inanmak istemiyorum. Ne yapayım? Ama gerçek bu Deniz. Kimin aklına gelirdi? Ama bizim başımıza geldi. Ne olur böyle yapmayın. Sizi böyle üzgün gördük de çocuk iki misli kahroluyor. Haklısın ama artık elimde değil ne yapayım? Gülcan'a da ona da gözüm gibi bakıyorum. Ama yine de koruyamıyorum işte. Başımızda bir sürü bela dolaşıyor ama bizim güçlü olup onlarla mücadele etmemiz lazım. Doktor da aynısını söyledi. Moral şart. Peki Metin'e uygun bir böbrek bulma şansı neymiş Hakan? Bilinmiyor. Belki bir ay, belki de birkaç sene. Hakan'la bizim kan örneklerimizi aldılar. Bir sürü test yapacaklarmış. İnşallah birimizinki uyar da bu dertten kurtuluruz. İnşallah Zehra teyze. Pardon. Efendim? Hayatım şimdi Yeşim aradı. Yaş günü partisindeymiş. Bizi de davet ediyor. Ben gelemem Nazan. Yeğenimle ilgilenmem gerekiyor. Sana iyi eğlenceler. Bir daha sakın bana çocukların önünde bağırma. Aramızda ne geçerse geçsin onları üzmeye hakkımız yok. Hiçbir şeyin farkında olmadıklarını mı sanıyorsun? Kendini kandırmaktan vazgeç. Birbirimizden gittikçe uzaklaşıyoruz. Bunu çocuklar bile görüyor artık. Yılın babalık davasında şok gelişme. Zuhal Yalçıner'in oğlu Vedat Yalçıner adına açtığı babalık davası sonuçlandı. Yapılan DNA testi sonucu küçük Vedat'ın babasının Yusuf Tuna olduğu ortaya çıktı. Adli tıp raporuna göre oğlum Vedat Caner'in babasının %99 Yusuf Tuna olduğu saptanmıştır. Bu sonuç doğrultusunda Yusuf Tuna'nın üstüne düşeni yapıp oğlumu nüfusuna geçirmesini bekliyorum. Aksi takdirde Zuhal Hanım en kısa zamanda yasal işlemlere başlayacaktır. Son dakika gelişmeleriyle yeniden birlikte olacağız. Hoşçakalın. Bana karşı savunduğun adamı gör işte. Evliyken seni başka bir kadınla aldatacak, hamile bırakacak kadar şerefsiz. O bunları yaparken senin gururunu düşündü mü? Hayır. Ama sen hala ona yardım etmek için çırpınıyorsun. Beni bu adam için harcıyorsun Pınar. Oysa ben seni sevmekten başka ne yaptım ha ne? Hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey. Sağ ol hanım.
Ne oldu kızım? Uyku tutmuyor. Metin düşündükçe içim sıkılıyor anneanne. Haklısın kızım. İnsanın aklı almıyor. Gencecik çocuk. Ne olacak bizim bu durumumuz ya? Tam her şey düzeldi derken şimdi de Metin'in hastalığı. Ya üzmeyin kendinizi bu kadar ya. Mutlaka bir çaresi bulunacak. Evet kızım. Deden haklı. Üzülme. Sen daha yeni yeni toparlanıyorsun. Bir de sen hastalanırsan ne yaparız? Metin'i öyle görmeye dayanamıyorum anne. Elimden de bir şey gelmiyor. Allah'tan umut kesilmez bebeğim. Hem ne gerekiyorsa yapılacaktır. Hiçbir şey umurumda değil. Onu eskisi gibi sağlıklı göreyim. Başka hiçbir şey istemiyorum. Kim o? Benim abla Yasin. Yasin? Ne işin var senin burada? Ne oldu sana be, konuşsana. Kadir denen o it dövdü beni. Kadir mi? Nereden bulmuş seni? Ne bileyim ben, bulmuş işte. Senin yerini söyletmeye çalıştı. Bana bak lan. Yoksa numaradan önden sen gelip Kadir'e yerimi mi gösterdin ha? Hiç öyle şey yapar mıyım abla? Sen bana Şükran ablanın emanetisin. Bizde emanete ihanet olmaz. Seni korumak için bak ne hale geldim. Ay tamam tamam, sızlanma. Ne dedin peki o ite? Ne diyeceğim? Yerini bilmediğimi söyledim. Adam delirmiş abla. Vallahi seni bulduğu yerde gebertecek. Haberin olsun. Sıkıysa gebersin. Ben şimdi sorarım ona. Ne yapıyorsun abla? Delirdin mi? Vallahi sana geldiğimi anlarlar. Ona göre konuşacağız herhalde. Sen karışma benim işime be ya. Çocuklara söyle, Pınar Hanım'ı takip etmeye tamam devam etsinler. Efendim? Duyduğuma göre beni bulmak için her yere saldırıyormuşsun. Ne istedin ulan o zavallı adamdan ha? Senin gücün ancak ona yeter değil mi? Şebnem, sen öldün artık. Ay değişik bir şeyler söyle Kadir Efendi. Bu lafları duymaktan bıktım. Seni bulmaya yemin ettim Şebnem. Hangi delikte saklanıyorsan elbet çıkacaksın. Bugün değilse yarın, yarın değilse öbür gün. Mutlaka bir açık vereceksin. Mutlaka biri seni gammazlayacak. İşte o zaman karşında beni bulacaksın. Ama çok korktum. Geç bunlara Kadir Efendi, geç. Biz senin gibi mafya bozuntularını çok gördük. Ben de senin gibi şerefsizleri çok gördüm. Böyle ahkam kesip karşımda korkudan yalvaranları da. Seni de göreceğiz bakalım. Gerizekalı. Atlayınca beni korkutacak. Sen kimsin lan? Vallahi aklın varsa kaçarsın. Bu adam senin peşini bırakmaz. Aslında hepsi o gazeteci kızın işi. Kadir'in karısı şu doktor mudur nedir? Ona saldırını uzun uzun yazdı ya. Böylece seni hedef gösterdi. Allah bilir beni de onun sayesinde bulmuşlardır. Kız bir sürü araştırma yapmış. Şimdi sıra onda zaten. Merak etme. Son zamanlarda fazla boş bıraktım şırpıntıyı. Meydanı boş buldu. Ne yapacağını şaşırıyor. Artık bir dur demenin zamanı geldi hasbama. Yusuf Bey, son gelişmeler hakkında neler söyleyeceksiniz? Hangi gelişmeler? DNA testinin sonuçları belli oldu. Haberiniz yok mu? Belli mi oldu? Evet, sonuçlara göre çocuğun babası Yusuf Tuna. Hiçbir şey söyleme bana. Biraz aklınızı kullanacak mısınız? Vedat Caner'ini pusunuza geçirecek misiniz? Yusuf Bey. Yusuf Bey, lütfen bir açıklama yapmasın. Yusuf Bey. Avukat Mehmet Ali Bey geldi Yusuf Bey. Odanızı aldım. Neler oluyor avukat bey? Neden olanlardan haberimiz yok? Ben de daha yeni öğrendim Umut Bey. Bu doğru mu peki? Vedat benim oğlum. Evet. Bu adli tıp raporunun fotokopisi. Rapora göre Vedat Caner'in babası %99 sizsiniz Yusuf Bey. Pınar. Efendim. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Sizi dinliyorum. Neler oluyor kızım? İkiniz de çok gerginsiniz. Dün geceki tartışmanıza o kadar üzüldüm ki.
Ben sizi böyle görmeye alışık değilim. Biliyorum. Ama Kadir'in tutumu karşısında sessiz kalmam mümkün değildi. Kadir Yusuf'la görüşmemi yasakladı. Hadi bu bir tarafa, beni en çok kıran şey ise bana güvenmeyip peşime adamlarını takması. Ben bunu hak edecek ne yaptım Şenay Hanım? Haklısın. Yaptığı kabul edilir şey değil ama o seni kaybetmekten çok korkuyor. Böyle yasaklar koyarak mı gitmemi engelleyecek? Bu şekilde davranarak beni daha çok kaybediyor. O kadar paniklemiş durumda ki. Sen onun öyle mağrur sakin durduğuna bakma. İçinde ne fırtınalar kopuyor bir bilsen. O zaman paylaşsın benimle. Anlayışlı bir kocam var deyip şükrederken birden böyle bir tepkiyle karşılaşınca ben de ne olduğumu şaşırdım. Halbuki oturup konuşsak bir ortak nokta bulacağız. Ama kestirip atıyor. Kadir için ya eksi vardır ya da artı. Bir şey ya kötüdür ya da iyi. İkisinin ortası yok bunun. Ben böyle bir insanla evlenmedim. En azından kendini bana böyle göstermedi. Bilmiyorum. Belki de onu görmek istediğim gibi gördüm. Artık hiçbir şeyden emin değilim. Şu düğün olsa da kurtulsak artık. Neredeyse her gün alışverişe çıkıyorum. Hala bir sürü eksiğimiz var. Düğünden sonra da yaparsınız kızım. İlla her şey tam olacak değil ya. Biz evlendiğimizde yemek masamız bile yoktu. Kayınvalidemleri yemeğe bir ay sonra almıştık. Annem de amma surat yapmış daha, iyi mi? Allah rahmet eylesin. Ama mutluydunuz değil mi? Oo. Hem de nasıl? Eşya nedir ki kızım? Önemli olan iki gönül bir olsun. Tamam o zaman. Evlenelim gitsin. Buna kalsa yarın hemen nikah masasına oturacak. Kız almak öyle kolay mı oğlum? Hadi doğru alışverişi. Ben gelmesem zaten bir şeyden anlamıyorum. Siz halledersin sen. Olur mu oğlum? O evde oturacak olan sensin. Hadi. Ali ile beni de geçerken parka bırakın. Hava çok güzel. Biraz dolaşalım. Dede, seni de servise bırakalım. Yok oğlum ya, siz gidin. Ben bir yere uğrayıp böyle geçeceğim servisi. Tamam o zaman, sen bilirsin. Hadi bakalım. Hadi Allah'a emanet. Görüşürüz. Hadi baş baş yap dedi. Hadi baş baş. Hadi güle güle evladım. Aktarla mı gidiyorsun sen canım? Bak hiç sesi çıkıyor mu arabaya binerken? Allah'ın cezası, nasıl öpüyor oğlumu? Pis yalaka. Aklınca çocuğu kullanıp Ömer'e şirin görünecek. Ama ben sana göstereceğim. Bir çay daha alır mısın Arif? Hadi bir tane daha iç, şimdi öyle gideyim Murat'a. Ömerlerle gitseydin ya. Canım oraya kadar gitmişken onlar da Murat'ı görmek isteyecekler. Ben onunla yalnız konuşmak istiyorum. Bütün gece uyumadım Sabiha. Şu Hülya işi kafamı çok kurcalıyor. Bir konuşayım bakayım neymiş işin aslı astarı, öğreneyim. Seneye tekneyle İtalya'ya gidelim mi ha, ne dersin? Baş başa rüya gibi bir tatil yaparız. O kadar uzun vadeli planlar yapmamak lazım. Yeğenim de yaz sonu evlenmeyi düşünüyordu. Ama birden bu hastalık çıktı. Bu kadar sıkılmayın hayatım. Yurt dışında bunun ameliyatları yapılıyor. Ameliyat sorun değil ki Nazan. Uygun böbrek bulunduğunda burada da ameliyat edilir. Önemli olan böbrek bulmak. Benim tanıdığım bir doktor var. O yardımcı olabilir. Hatta hemen arayıp soralım. Efendim? Alo. Merhaba Kerem, ben Nazan. Oo Nazan Hanım. Bu ne güzel sürpriz. Nasılsın canım? Sağ ol, ben de iyiyim. Ya sana bir şey soracağım. Bir yakınımın böbrekleri iflas etmiş durumda. Uygun böbrek arıyoruz. Yardımcı olabilir misin? Tabii, buraya gelsin. Kan örneğini alalım. Ya da mutlaka o hastanede raporları vardır. Bana onları bir şekilde ulaştırın. En fazla 2, bilemediğin 3 haftaya kadar uygun bir böbrek buluruz. Tamam canım, çok sağ ol. Görüşürüz. Ne diyor? Raporları getirsin, 2-3 haftaya kadar uygun böbrek buluruz dedi. Bu kadar çabuk mu? İyi ama doktor bazı hastaların yıllarca beklediğini söyledi. Böyle durumlarda doğru adrese gitmek lazım. Şu test sonuçları gelsin de ona göre gider konuşuruz. Tamam, sen nasıl istersen. Bu konuyu da hallettiğimize göre lütfen biraz gülümser misin? Bizi gören seni silah zoruyla falan tuttuğumu zannedecek. Oğlum.
Gel bakalım. Hadi otur buraya. Ne yapıyor bu gerizekalılar? Babaanneyi üzmeyin mi oğlum? Uslu. Bir şey yapmaz, merak etmeyin. Hadi anneciğim, görüşürüz. Sizi de gören uzak yola gidiyoruz sanacak ha. Aa, sen niye gelininle benim arama giriyorsun bakayım? Hadi canım. Domuz karı. Ben gelinleriyken bir kere bile sarılıp öpmedi. Elin pasaklı karısı kıymetli oldu şimdi. Ama ben muhabbetinizi bozmayı bilirim. Size iyi alışverişler. Hadi bay bay. Sağ ol anneciğim. Bay bay. Siz gidin bakayım. Sizinle sonra uğraşırım. Hele bir Ayşe Hanım'ın icabına bakayım. Uzun zamandır beni görmemiştir, özlemiştir. Zuhal Hanım geldi. Zuhal Hanım, bir açıklama yapar mısınız rica edeceğim? Zuhal Hanım. Zuhal Hanım bütün ailesi bununla ilgili hiçbir açıklama yapmadı şu ana kadar. Bir şey söyleyecek yüzleri yok ki. Bana yalancı dediler. Ama raporlar ortada. Yusuf Bey bebeği nüfusuna geçirecek mi acaba? Henüz kendisiyle görüşmedim. Sanırım bugün her şeyi halledeceğiz. Şimdi izninizle. Zuhal Hanım, Zuhal Hanım. Çocuk kanuni olarak yasal mirasçınız konumunda. Ama itiraz etme hakkımız var. Buna hiç gerek yok. Söz konusu olan suçsuz bir çocuk. Ne gerekiyorsa yapın lütfen. Efendim. Zuhal mi? Yukarı çıkmasına izin vermeyin. Bırak gelsin. Ama baba. Sana gelsin dedim. Yukarı gönder. Baba. Hata yapıyorsun. Zuhal ne kadar kötü olursa olsun o benim oğlummuş. Ben bunu kabul ettim. Sen de bunu kabullensen iyi olur Umut. Onun çocuk umurunda değil ki. O kadın intikam peşinde. Gir. Zuhal Hanım geldi efendim. İçeri al. Buyurun. Sana oğlunu getirdim canım. Sonunda babamıza kavuştuk. Ha? Ben de avukat beye gereken yasal işlemleri yapmasını söyledim. Bu işin daha fazla uzamasını istemiyorum. Ben de bütün bunların olmasını istemezdim. Sen üzmek isteyeceğim en son kişisin Yusuf. Başından beri sana doğruyu söyledim. Eğer bana inansaydın... Yeter be! Sen ne yüzsüz bir kadınsın. Nasıl hala bunları söyleyebiliyorsun? Umut. Baba, bu kadın bir yalancı. Yazıklar olsun. Buraya belki bir şeyleri düzeltiriz diye gelmiştim. Ama yanılmışım. Bu çocuk babanın olduğu kadar senin de kardeşin. Ona sahip çıkacağına... Zuhal! O çocuğu bana karşı kullanma. Bana namuslu ayakları yapma. Senin ne olduğunu ikimiz de biliyoruz. Sana evet deseydim şimdi hem benimle hem de karınla birlikte olacaktın. Maşallah Umut kadın! Bey. Umut! Lütfen. Bu iftirayı ödeteceğim sana. Hesabını vereceksin. Zuhal git buradan. Yusuf dinle beni. Lütfen gider misin? Ama seni bir daha göremem. İzin vermezler, anlamıyor musun? Ben sana geleceğim. Söz mü? Gelecek misin? Baba hayır, o kadına gidemez. Geleceğim. Hadi git şimdi. Tamam canım. Seni evimizde bekliyoruz. Hı. Neden bu? Neden böyle bir şey söyledin? Lanet olsun, yine o kadının avucuna düşeceksin. Ben sadece çocuğu kabul ettim, Zuhal'i değil. Onunla bir ilişkim olamaz artık. Şebnem? Şebnem ya. Ne oldu? Anne! Siktir. Bu daha bir şey değil. Mahvettiniz beni. Pis köpekler. Bırak o çocuğu. Bırak. Ben şimdi göstereyim. Ben şimdi gün... Kalk! Kalk ulan çocuğum üstünden. Benim oğlum kalk. Kalk bana. Kalk ulan. Ulan. Ay yardım edin. Öldün lan sen, öldün. Ay yardım edin. Öldün. Çocuğun bir şey yok değil mi? Doktor bir ayağa kalkmadan eskisi gibi yürüyebileceğimi söyledi. Tabii egzersizleri aksatmadan yaparsam. Ya bunca yol kat ettikten sonra yarım bırakmak olur mu be oğlum ya? Egzersizlere devam.
Ben alışverişe gidiyorum Murat Bey. İstediğiniz bir şey var mı? Yok, hayır. Fazla oyalamam. Görüşürüz. Güle güle. Hülya Hanım olmasa ne yapardım bilmiyorum. Sağ olsun her şeyime koşturuyor. Murat bir şey soracağım sana. Biliyorsun ben öyle lafı döndürüp dolaştırmasını sevmem. İmanlı laflardan da anlamam. Bu kadınla aranda bir şey var mı? Geldiğinden beri bir şey sormak istediğini anlıyordum. Ama demek konu buymuş. Böyle bir şey sormaya hakkım yok. Artık kızımla da evli değilsin ama... biz sizin yeniden birlikte olmanızı istiyoruz oğlum. Biliyorum baba. Ama böyle bir şeyin artık mümkün olduğunu zannetmiyorum. Haklılık konusuna gelince tabii ki bunu öğrenmeye hakkım var. Sen benim babamsın. Bu yüzden de bir şey saklayacak değilim. Hülya Hanım çok iyi bir insan. Anlayışlı, sevecen. Her işime de canla başla koşturuyor. Kısacası o benim elim ayağım. Bana karşı bir şeyler hissettiğinin farkındayım. Doğrusu bu haldeyken bile bir kadın tarafından beğenilmek hoşuma gidiyor. Hangi erkeğin gitmez ki? Yani bu kadınla aranızda bir şey var mı yok mu? Onu söyle bana. Bilmiyorum baba. Kader. Nabız normale dönüyor doktor hanım. Anne tıp raporuna göre oğlum Vedat Caner'in babasının %99 Yusuf Tuna olduğu saptanmıştır. Bana karşı savunduğun adamı gör işte. Evliyken seni başka bir kadınla aldatacak, hamile bırakacak kadar şerefsiz. Beni bu adam için harcıyorsun Pınar. Oysa ben seni sevmekten başka ne yaptım ha? Hiçbir şey yapmadım, hiçbir şey. Son kurşunla çıktı. Tamam, siz devam edin. Efendim? Pınar abla, DNA testi sonuçlanmış. Biliyorum Umut. Sen iyi misin? İyi olmaya çalışıyorum. Sonra konuşalım mı Umut? Tamam canım, görüşürüz. Dönelim mi? Hastaneye gideceğim. Metin'in test sonuçlarını alacağız. Hı, tamam hayatım. Kaptan, geri dönüyoruz. Peki efendim, tamam. Ben bundan bir şey anlamadım ama. İşlerini ayarla da bir hafta sonu güneye kaçalım. Fethiye'ye kadar uzanırız. Bakalım. Efendim. Merhaba. Tanıdım, nasılsın? Biraz canım sıkın. Belki seninle konuşursam keyfim yerine gelir diye düşündüm. Gülmek istediğim zaman aramamı söylemiştin ya. Yine o olayı hatırlatma ne olur. Düşündükçe yerin dibine geçiyorum. Niye? Bence çok tatlıydın. Bu gece ne yapıyorsun? Bir programın yoksa yemeğe çıkalım. Bildiğim çok güzel bir restoran var. Tamam, 8 iyi mi? Anlaştık. Görüşmek üzere. Kimdi o? Bir arkadaş. Akşama buluşacağız da. Ben tanıyor muyum? Hayır. Tanışayım o zaman. Bir tek salondaki çocukları biliyorum. Diğer arkadaşları da görmek isterim. Başka zaman tanışırsın. Zaten 1-2 saat takılıp sonra eve döneceğim. İçimde beni atlatıyorsun gibi bir his var. Yoksa bu arkadaşın özel biri mi? Bu konuyu daha fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü gereksiz yere kapris yapıyorsun. Anlamıyor musun? Seninle ilgili en ufak bir belirsizliğe, gizliye katlanamıyorum. Kıskanıyorum seni ya, elimde değil. Benim kendime göre bir hayatım var Nazan. Her dakika seninle beraber olamam. Gelme bu kadar üstüme. Özür dilerim. İleri gittiğimin farkındayım. Ama kendimi tutamıyorum. Seni kaybetmek istemiyorum Hakan. Benim için çok önemlisin. Buyurun. Teşekkürler. Buyurun. Anne. Döndünüz mü kızım? Erken geldiniz. Anne ne olur al şu çocuğu kucağımdan. Ayşe. Ne oldu kızım sana? Ne bu hali? Şebnem Ali'yi almak istedi. Herhalde bizi takip etmiş. Parkta birden karşımıza çıktı. Allah kahretsin. Kurtulamadık şu kadından ya. Aa, ne oldu kızım?
Ayağım çok kötü. Ali'yi koruyayım derken üstüne kapaklandım. Cemden'le çocuğu bırakayım diye tekmeledi. Allah'ın cezası. O kadar güçlü ki. Deli kuvveti var kadında. Etraftan yetişmeseler de alıp gidecekti çocuğu. Durup durup belleniyor yılan karı. Çocuk umurunda mı onun? Biliyor ki onu alınca bizi mahvedecek. Çocuk da ne olduğunu şaşırdı. Bir ben çekiştiriyorum, bir Şebnem. Bana ne olduğu umurumda değil ama şu çocuğa yazık. Tamam kızım, dertlenme artık. Hadi gel, içeride şu ayağına bir pansuman yapalım. Ay dur anne, dinleneyim biraz. Ay Allah'ından bu Şebnem, ne diyeyim ki? Merhaba. Gel canım. Duygu'yu ziyarete gidecektim. Ama telefonda sesin kötü gelince bir uğrayayım dedim. Ne oldu Pınar abla? Neyin var? Yok bir şeyim. Biraz canım sıkkın o kadar. Yoksa babamla ilgili bir şey mi? Hayır hayır. Kadir çok değişti Umut. Artık onu tanıyamıyorum. Bir daha Yusuf'la görüşmemi istemiyor. Ne? İyi ama neden? Yusuf'u kıskanıyor. Ona yardım ediyor olmamdan rahatsız. Rahatsız mı? Sen babamın iyileşmesi için ona yardım ediyorsun. Bunda kıskanılacak ne var ki? Ben de anlatmaya çalıştım ama beni dinlemiyor. Bağırıp çağırdı. Bu adam kendini ne sanıyor? Sana nasıl bağırabilir? Bunları Yusuf'u kıskandığı için yapıyor. Benim tekrar Yusuf'a geri döneceğimi düşünüyor. Lanet olsun. Kör mü bu adam? Senin tek düşündüğün babamın eski sağlığına kavuşması. Ben de bunu anlatmaya çalıştım ama beni dinlemedi bile. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kadir'le benim konuşmamı ister misin? Hayır canım. Kalbini kıracak bir şey söyler üzülürüm. Şu anda bunu zamana bırakmak en iyisi. Düşündüğü gibi olmadığını görmesi için beklemek lazım. Lütfen Yusuf'a bir şey anlatma Umut. Bir de onun üzülmesini istemiyorum. Peki Pınar abla. Ama lütfen iyi düşün. Bu adam bugün bunu yapıyorsa... yarın bir gün seni hiçbirimize de görüştürmeyebilir. Allah'ım inşallah bu testler iyi çıkar da benim böbreğim Metin'e uyar. Tek istediğim bu. Canım anneannem benim. Yeter artık. Ağlamanı, üzülmeni istemiyorum. Nasıl üzülmem oğlum? Sen daha çok gençsin. Yaşayacak çok güzel günlerin olacak. Şimdiden bu işlerle uğraşman beni üzüyor. Merak etme anne. Metin çok daha iyi olacak. O güçlü bir çocuk. İnşallah bize de gerek kalmadan uygun bir böbrek bulunup buradan sağlıklı bir şekilde çıkacak. İnsanlar yıllarca sıra bekliyor Hakan abi. Uygun bir böbrek bulunamazsa bu acılarım daha çok sürecek. Hayır, sürmeyecek. Sen iyileşeceksin Metin. Bunu sakın unutma. Benim söylemeye çalıştığım bazı gerçekleri kabul etmek Deniz. Ben kendimi buna hazırlıyorum. Bununla yaşamayı öğrenmeliyim. Anneannemin ya da Hakan abinin böbreklerinin bana uyması bu acının biteceğini göstermez. Bu sefer onlar benim acılarımı duyacaklar. Sen hele bir iyileş. Biz razıyız. Ne oldu doktor bey? Tahliller tamam mı? Tahlil sonuçlarını şimdi inceledim. Maalesef Zehra Hanım'ın da sizin de böbrekleriniz uygun değil. Aman Allah'ım. Peki şimdi ne olacak? Ne yapacağız? Yapılacak tek şey Metin Bey'in uygun bir böbrek bulunana kadar diyaliz makinesine bağlanması. Diyaliz makinesine mi? Evet. Haftada iki gün gelecek. Uygun bir böbrek bulunana kadar bu böyle sürecek. Üzgünüm. Bu çok kısa da olabilir, yıllarca da sürebilir. Peki doktor bey, bir arkadaşım yurt dışında organ nakli konusunda bana bazı şeyler söyledi. Bu işlerin daha çabuk yapıldığı, para karşılığında organ satın alındığı falan. Böyle bir şey yapamaz mıyız? Yurt dışında ameliyat olabilir. Ama organ nakli ticareti yasal değil. Ayrıca hijyenik ortamlarda gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Böbrek vericisinin sağlık durumu da önemli. Bulunan böbreğin hemen hastaya nakli söz konusu olmayabilir. Bazı komplikasyonlar gerekli. Biliyorum, bu çok zor bir durum. Ama bu işin en sağlıklı yönü organ bağışıyla gerçekleşenidir. Metin Bey'in durumunda olan binlerce hastamız var. Ve uygun bir organ için uzun süredir sırada bekliyorlar. Yanımda olduğun için teşekkür ederim Umut. Senin desteğine o kadar ihtiyacım var ki. Bundan sonra hiç ayrılmayacağız. Her zaman senin yanında olacağım. O boşanma kağıdını aldığımda... bir an için seni tamamen kaybettiğimi düşünmüştüm. Geçmişte olanların hepsini unut hayatım. Yepyeni güzel günler bizi bekliyor. Buradan çıkınca yine evimize gideceğiz. Eskisi gibi mutlu olacağız. Merhaba Duygu. Benim güzel arkadaşım bugün nasıl bakalım? Çok daha iyiyim Koray. Tanıştırayım. Eşim Umut, doktor Koray. Memnun oldum. Ben de. Koray benim çocukluk arkadaşım Umut. Burada görev yaptığını yeni öğrendim.
İnanıl'ı görünce o kadar mutlu oldum ki. Canım arkadaşım benim. Senin iyi olman benim için çok önemli. Çünkü sen hep güzel şeylere layıksın. Duygu ne zaman buradan çıkabilir doktor bey? Biz bu konuyu Duygu'yla konuştuk. Biraz daha burada kalması gerekiyor. İyi ama neden? Ben karımı çok iyi gördüm. Zaten kendisi de iyileştiğini söylüyor. Evet iyileşti ama Duygu'nun yaşadığı şeyler onda derin izler bırakmış. Üstelik bir de sizin boşanma talebiniz bu durumu iyice körüklemiş. Yalnız kaldığını düşünüyor Duygu. En azından tekrar toplum arasına karışabilmesi için bu yalnızlık duygusunu üzerinden atması gerekiyor. Bunun için biraz daha bizim misafirimiz olacak. Koray benim için elinden geleni yapıyor Umut. Bunun için ona minnet borçluyum. Senin iyileşip buradan ayrılman bana yeter Duygu. Yine eskisi gibi gülen gözlerle görmek istiyorum seni. Elif! Gidince çalışacak mısın? Elif! Aa! Anneciğim! Babamı götürmeye geldin beni. Hayır hayatım, işim erken bitince seni okuldan ben alayım istedim. Beni babama götürür müsün anne? Bu gece onun yanında kalmak istiyorum. Olmaz hayatım. Ya ben babama gitmek istiyorum. Niye beni götürmüyorsun? Ya babamı çok özledim. Lütfen anne, ne olur. Kızım beni zor durumda bırakıyorsun. Babanın biraz dinlenmesi lazım. Anne ne olur lütfen. Peki tamam. Efendim. Yusuf merhaba canım. Elif bu akşam senin yanında kalmak istiyor. Tamam canım gelsin. Tamam baban evde. Biz birazdan orada oluruz. Hadi bakalım küçük hanım baban seni bekliyor. Biraz içeride kalabilir miyim? Tabii ama fazla uzun sürmesin. Metin? Nasıl hissediyorsun kendini? Biraz canım acıyor ama önemli değil. Şimdiden buna alışsam iyi olur. Hayatımın büyük bir bölümü bu makineye bağlı olarak geçecek. Böyle karamsar olma Metin. İnan bana bu hastalıktan kurtulacaksın. Sana uygun bir böbrek bulunacak. Buna inanmayı o kadar çok istiyorum ki Deniz. Çünkü seninle bir ömür boyu mutlu olmak en büyük hayalim. Benim de Metin. Senin için her şeyi yaparım. Yeter ki sen iyileş. Ben de test yaptıracağım. Belki benim böbreklerim uyar. Hayır. Bunu senden isteyemem. Neden? Sen olsan benim için aynı şeyi yapmaz mısın? Tabii ki yaparım ama... Aması falan yok Metin. Sen benim canımsın. İyileşmen için ne gerekiyorsa yapacağım. Birlikte bu sorunun da üstesinden geleceğiz. Mutlu olmak bizim de hakkımız Metin. Seni seviyorum Deniz. Hem de çok seviyorum. Ben de seni seviyorum aşkım. Hadi kızım ben burada seni bırakıyorum sonra görüşürüz. Sen gelmeyecek misin? Hayır canım. Benim evde olmam gerekiyor. Babanı çok yorma Elif'ciğim tamam mı? Tamam anne. Hadi bakalım. Hakan abinin böbrekleri uymadı. Metin diyaliz makinesine bağladılar. Onu öyle görmek beni o kadar çok üzüyor ki. Üzme kendini, bırak ağlamayı. İnşallah en kısa zamanda Metin'e uygun böbrek bulunur. Makineye bağlı yaşamak çok zor. Ama Metin için şu anda yapılacak tek şey bu. Diyaliz makinesi biraz olsun acılarını hafifletecek Deniz. Kendini toparlamalısın kızım. Metin'in moral desteğine de ihtiyacı var. Şu anda senin güçlü görünmen lazım. Annem doğru söylüyor Deniz. Metin'in yanında böyle ağlayıp da durumu daha da kötüleştirme. Seni iyi görürse kendini daha iyi hissedecektir. Aa! Ne oldu kızım? Aa! Acıyor mu bileğin? Biraz ağrıyor anne. Kıpırdatmaya çalıştığım zaman sancı giriyor. Ben sana bir ağrı kesici getireyim. Ulan şu Şebnem denen adi kadını bir yakalasam var ya... ...Allahi de billahi de paramparça edeceğim ya. Yeter be, yetti artık be ya.
Efendim? Ömer, oğlum iyi akşamlar. Nasılsın? İyi akşamlar baba, iyiyiz. Annene verir misin oğlum telefonu? Annem mi? Tabii bir saniye. Anne, anne. Babam seninle konuşmak istiyor. Efendim Murat. İyi akşamlar Ayşe. Geçmiş olsun. İnan duyunca çok üzüldüm. Nasılsın? Ali nasıl? Sağ ol Murat, iyiyim. Biraz bileğim ağrıyor. Ali de korktu tabii ama iyi. Sana bir şey olsaydı kendimi hiç affetmezdim Ayşe. O manyağı ailemizin başına ben musallat ettim. Şimdi bunun acısını çekiyorum. O yüzden bana ne desen haklısın. Artık bunları bir kenara bırakalım Murat. Olan oldu. Bundan sonra hepimiz çok dikkatli olmalıyız. Bu lanet kadının ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Tamam, sen de kendine dikkat et. Hepinize selamı var. Aleyküm selam. Al kız, sağ ol anne. Bize için. Konuşsana biraz. Geldiğimizden beri ben konuşuyorum. Aslında bu kadar konuşkan değilimdir. Sen anlat biraz. Ne anlatmamı istiyorsun? Mesela hayatında biri var mı? Hayır yok. Bir yıl öncesine kadar biriyle beraberdim. Ama arkadaşlığımız bitti. Artık görüşmüyoruz. Eğer çok özel olmayacaksa niye ayrıldığınızı öğrenebilir miyim? Birbirimize göre olmadığımızı anladım. Daha doğrusu ben anladım. Ona da bu durumu anlamasında yardımcı oldum. Peki ya sen? Senin hayatında biri var mı? Hayır yok. Eşim öldükten sonra bir ilişki için hazır değildim. O günler benim için çok zordu. Yaşadığım acıları bir başkasıyla paylaşmak bana doğru gelmedi. Sen de yalnızlığı seçtin. Kızımla ilgileniyordum. Bir başkasına ayıracak zamanım yoktu. Ama şimdi böyle... Her şey ne kadar çabuk gelişti değil mi? Oysa ben o markete sadece alışveriş yapmak için gitmiştim. Bazen kadere inanmak lazım. Neyin ne zaman olacağı hiç belli olmaz. Hayatımın en güzel günüydü. Çok mutluyum. Sana teşekkür ederim. Ne oldu? Niye cevap vermedin? Çünkü şarjı bitti. İstersen benim... Yo yo. Hiç gerek yok. Hem daha iyi. Böylece kimse bizi rahatsız etmemiş olacak. Sana bir daha o adamı görmeyeceksin demiştim Pınar. Niye beni dinlemiyorsun? Biraz sakin olur musun lütfen? Ben Yusuf'u görmedim. Bana yalan söyleme. Sen bugün onun evine gitmedin mi? Evet gittim. Ama kapıdan Elif'i bırakıp oradan ayrıldım. İçeriye girmedim bile. Sen hala beni takip mi ettiriyorsun? Demek bana güvenmiyorsun öyle mi? Bunun güvenle bir alakası yok. Ben senden bir şey yapmamanı istedim, hepsi bu. Bunu da görmek için peşime hala adam takıyorsun. Yeter artık ya! Hayatımda hiç bu kadar aşağılanmadım. Sen kendini ne sanıyorsun? Ben senin kocanım Pınar. Bunu sakın unutma. Kocam olman kadınlık onurumu ayaklar altına almayı gerektirmiyor. Olayı çarpıtıyorsun. Sana Yusuf'la bir daha görüşmeni istemediğimi söyledim. Eğer bu bir yasaksa evet yasak. Ve sen de bu yasağa uyacaksın. Adam aile huzurumuzu bozdu. Bütün bunların sebebi o. Niçin bunu anlamak istemiyorsun? Asıl sen anlamak istemiyorsun. Yasaklar koyarak beni kısıtlayabileceğini düşünüyorsan yanılıyorsun. Yeter. Artık daha fazla Yusuf'la ilgili bir şey duymak istemiyorum. Bir daha ne evine ne de bir başka yere Yusuf'a gitmeyeceksin. Bu yaptıkların için pişman olacaksın Kadir.
Karımın eski kocasıyla görüşmesine izin vermediğim için pişman olacaksam eğer bu hiç önemli değil. Ben her şeyi göze aldım Pınar. Ama seni asla kaybetmeyi göze alamam. Böyle yaparak beni çoktan kaybettin Kadir. Sen ne söylemek istiyorsun Pınar? Bana güvenmeyen bir adamla evli kalamam artık. Boşanmak istiyorum Kadir. Ama kızım annen de seni özler. O da seni görmek ister değil mi? O zaman annem de bu eve gelsin. Yine hep bir arada kalalım. Bu olamaz. Çünkü annen Kadir amcanla evli. Bizim yanımızda kalamaz. Ama Kadir amca ile annem kavga ettiler. Kadir amca anneme çok kızdı. Bağırdı. Annem de bizimle bu evde kalsın baba ne olur. Kavga mı ettiler? Evet. Kadir amca anneme bir daha seni görmemesi için bağırdı. Annem çok üzüldü sonra. Elif doğru söylüyor baba. Adam tutturmuş bir daha Yusuf'u görmeyeceksin diye. İyi de neden? Kadir iyi bir adama benziyor. Niye böyle bir şey yapsın ki? Çünkü seni kıskanıyor baba. Pınar ablayla tekrar bir araya geleceğinizden korkuyor. Bu yüzden de baskı uyguluyor. Bugün hastaneye Pınar ablayı görmeye gittim. Çok üzgündü. Benim yüzümden evdeki huzuru bozuldu. Keşke ondan yardım istemeseydim. Keşke hiç karşınıza çıkmasaydım. Hayır baba, böyle düşünme. Pınar abla sana isteyerek, severek yardım etti. O senin bir an önce iyileşmen için çırpınıyor. Ama kocası böyle anlamıyor. Onun ne anladığı benim umurumda değil. Ben ve Pınar abla böyle olduğunu biliyoruz. Lütfen sen kendini suçlama. Hadi bakalım, zaferimize içiyorum. Eğer sen hapisten çıkmamı sağlamasaydın şu anda bunların hiçbirini yaşıyor olmazdın. Benimkisi sadece dışarı çıkman içindi. Geri kalan bütün başarı sana ait. Lanet Tuna ailesinin yok olduğunu görmek benim için en büyük mutluluk. Abimin intikamını sonunda alabildim. DNA testi sonucunda Vedat'ın babası Yusuf. Ancak buna itiraz edebiliyor biliyorsun değil mi? Bu neyi değiştirir ki? Her şey ispatlandı. Çocuğumun babası Yusuf Tuna. Hayır, benim demek istediğim yeni bir mahkeme zaman kaybı demek. Kaldı ki bunun temyizi var. İsterlerse bu davayı yıllarca sürdürebilirler. Bir an önce Yusuf'u ikna edip küçük Vedat'ın nüfusunu almasını sağlamalısın. Haklısın. Yusuf'un şu anda kafası çok karışık. Bundan daha iyi bir zamanlama olamaz. Aklı başına gelmeden bu işi bitirmeliyim. Oğlum Tuna Holding'in yeni mirasçısı olarak yerini almalı. Ben bana güvenmeyen bir adamla evli kalamam artık. Boşanmak istiyorum Kadir. Sen daha yatmadın mı yavrum? Yoksa hasta mısın? Hayır, değilim. Söyle bakalım, canım bir şey mi sıkıldı kızım? Evet baba, çünkü sana kızgınım. Bana mı? Bilmeden bir şey mi yaptın? Niye bana kızıyorsun? Pınar ablayı çok üzüyorsun baba. Ona bağırmamalısın. O çok iyi bir insan. Benim için neler yaptı biliyorsun. Senin anlayamayacağın şeyler var kızım. Anlamak da istemiyorum zaten. Ama ne olursa olsun ona kızma baba. Ben onu annem gibi sevdim. Elif beni ablası gibi gördü. Ama şimdi tam mutlu olmuşken onları kaybedeceğim. Kimseyi kaybetmeyeceksin kızım. Pınar ablan da, Elif de bizim yanımızda. Ve her zaman da yanımızda olacaklar. Sen zorladığın için olacaklar. Pınar ablanın zorla burada durmasını sağlayabilirsin. Ama Elif'i babasından nasıl ayırabilirsin? Senin yüzünden yine yalnız kalacağım. Sevdiğim insanları bir bir kaybediyorum baba. Bunun farkında değil misin?
Karımın eski kocasıyla görüşmesine izin vermediğim için pişman olacaksam eğer, bu hiç önemli değil. Ben her şeyi göze aldım Pınar. Bana güvenmeyen bir adamla evli kalamam artık. Boşanmak istiyorum Kadir.